Son yıllarda Orta Anadolu'da, özellikle de Konya'da görenleri ürküten obruklar gündemde. Zaman zaman yerleşim birimlerinin tam orta yerinde dev çukurlar oluşuyor. Uzmanlara göre aslında obruklar bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak binlerce yıldır belli aralıklarla oluşuyordu. Ancak tarımsal üretim artıp yeraltı suları daha yoğun şekilde kullanılmaya başlayınca sayılar arttı. Yani aslında dolaylı sebebi yine iklim değişikliğine bağlı yağışların azalmış olması. Sıcak Nokta ekibinden Tayfun Öçal ve kameramanlar Mustafa Oğuz'la Mikail Sevinç obrukların kıyısında yaşama tanıklık etti. Konuyu uzmanlarıyla mercek altına aldı. Obruk, yer altında zamanla eriyen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle meydana geliyor. Jeolojik ve hidrojeolojik yapısı nedeniyle Orta Anadolu'da yüzlerce obruk oluştu. Sadece Konya'da yapılan son incelemelerde tespit edilen obruk sayısı 505. Bunların %90'ı Karapınar ilçesi sınırlarında. Ayrıca Eskişehir, Denizli, Çankırı, Çorum, Sivas, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da da obruk oluşumları var. Geçmişte obruklar oluşmuyor muydu? Tabii ki oluşuyordu. Binlerce yıl önceden beri obruklar oluşuyor. 2000'li yıllara kadar da işte 3-5 yılda bir obruk oluyordu bir yerlerde. Biz jeoloji mühendisleri için ilginç yer şekilleri gidip ziyaretlerini yapıyorduk. Görenleri korkutan bu dev çukurlar son yıllarda arttı. Çoğu Konya'da ve aynı bölgede. Artık yılda birden fazla obruk oluşması uzmanları şaşırtmıyor. 2000'li yıllardan sonra oluşan bir obruk, Innova obruğu. Hocam ben 60... yaklaşmaya bile korkuyorum. Ya. Yok, bence de yaklaşmayalım. Altımıza karşı da gördüğünüz gibi alta doğru oyularak gelmiş. Buradakinin karakteri biraz daha farklı. Burası? İlk oluştuğu zaman 60-65 metreler seviyesinde ve su bulunduran bir obruktu. Obruk oluşumunun sebebi sulu tarımdaki artış, küresel ısınma ve buna bağlı azalan yağışlar. Çiftçiler de artık daha fazla yeraltı suyu kullanıyor. Bunların bir bölümü belgeli, bir bölümü belgesiz kuyulardan gerçekleşiyor. Bölgede devlet su işlerinin gördüğü, ruhsatlandırdığı, onayladığı kuyular var. Bunların 3 katı kadar da kaçak kuyular var, belgesiz kuyular var. Ve bunların ne kadar su tükettiğini bilmiyoruz. Yer altından alınan suyun miktarı arttıkça tehlike de büyüyor. Konya'da oluşan son obruklardan birinin yanındayız. Burası Karapınar'a bağlı Ekmekçi Yaylası. 30 metre çapında, 15 metre derinliğindeki bu obrukta yeraltı sularının yoğun kullanımına bağlı oluşmuş durumda. Ürkütücü olansa şu, Konya'da obruklar artık yerleşim birimlerine oldukça yakın yerlerde oluşuyor. Bir nakliye geçtiği zamanlar tapalıyor. Tapalınca acaba bir şey mi var ki devden fırlayıp çıkıyoruz? Hani bir deprem olur da bir sarsıntı yapar ya. Bir anda hatırımıza o geliyor. Öyle korku içerisinde yaşıyoruz. Uzmanlar obrukların şu ana kadar can kaybına neden olmayışını tamamen tesadüf olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda iş makinelerinin düştüğü, işte yabani hayvanların düştüğü obruklar oldu. Ama mesela şu anda Karapınar kent merkezi içerisinde, kuzey bölgede geçtiğimiz günlerde bir sondaj da yaptık. Bir evin tabanında vardı obruk. Evin tabanında çökmemiş. Yani hasbelkader üstteki örtü şu anda çökmeyi engellemiş. Bugüne kadar daha çok tarım arazilerinde ortaya çıkan obruklar şimdilerde yerleşim merkezlerine yaklaşıyor. Bölgede yaşayanlar tedirgin. Çözümü yeraltı sularının daha tasarruflu kullanılmasından geçiyor. Kısaca KOP olarak bilinen Konya Ovası Sulama Projesi bu alanda dev bir adım olacak. Konya Teknik Üniversitesi de AFAD'la işbirliği yaptı ve okul bünyesinde Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. META'nın kendi yaptığı çalışmalar var. Seyit Hacı bölgesinde, Karapınar bölgesinde orada obruk oluşabilecek yerleri yer bilimsel yöntemlerle tespit edilebileceğini ortaya koydular. Yani bu çok önemli bir şey. 2015'ten sonra AFAD bu işin içerisine girdi. Yine KOP'un desteklediği bir projeyle META yine bir çalışma gerçekleştirdi. Şu anda AFAD'ın yürüttüğü bir proje var. Biz de o projeyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halen de bu bölgede, Karapınar bölgesinde bir duyarlılık haritası yapıyoruz. Obruk riski yüksek alanlar, düşük alanlar, olmayacak alanlar şeklinde bir bölgeleme yapıyoruz.
Bu çalışmalarımız da inşallah Mart-Nisan ayına netleşecek. Bunları yaptığımız zaman insanlara en azından şu bölge obruk bakımından çok risklidir. Burada yerleşim olmasın diyebileceğiz.